Kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Evet, köy peynirini bulli yapacağız. Bulli. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Bulli ismi nereden geliyor? Şimdi ustamıza tabii ki soracağız. Bulli ne demek? Evet, 200 gram tavuk göğsü, 1 paket erişte, yani 1 kilogram erişte paket hazır satılıyor zaten. 200 gram köy peyniri, 2 adet domates, 2 adet biber, yarım bardak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşık tuz, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve nane kullanacağız. Evet. Evet, şöyle sevgilicilerimiz, biz reklamlara gitmeden önce güzelce ne yapmıştık? Tavukları küçük küçük doğradık ve şöyle az bir şey yağımızla beraber gördüğünüz gibi şöyle güzelce şöyle bir tavuklarımızı kavuruyoruz. Tavuklarımızı küçük tenceremize, kuşbaşı şeklinde. Evet, evet, küçük böyle minik kuşbaşı şeklinde gördüğünüz gibi şöyle tenceremize koyduk. Şöyle sizin de görebileceğiniz gibi şöyle bir çevirelim sevgilicileriniz. Ve güzelce bir kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Şimdi o kavururken biz ne yaptık? Robotumuzu zaten anlatmaya gerek yok sevgili izleyicilerimiz. İçinde her şeyi yapıyoruz. Bir günde ne yapacağız? Güzel bir şehriye kavuracağız. Evet. Şöyle yağımız ısınmıştı ve şehriyelerimizi içine ilave ettik. Kaşık alabilir miyiz? Güzelce bir kavuracağız. Arpa şehriyeli pilav yapıyoruz. Arpa şehriye, evet. Tamam. Erişte yapacağız. Erişte, pardon. Evet. İkimiz de bir an şehriyeye gittik ama erişte yapıyoruz. Evet, erişte yapacağız. Evet. Şöyle eriştemizi ne yapalım? Güzel bir şekilde karıştıracağız. Biliyorsunuz her tarafın eşit bir şekilde pişmesi lazım. O yüzden ne yapıyoruz? Kavururken erişteyi sürekli karıştıracağız. Karıştırmamız lazım. Evet, evet, şöyle güzelce tavuklarımızla sevgilicilerimiz. Şimdi ilk önce nasıl yapıyoruz? Onu şöyle bir anlatalım sevgilicilerimiz. İlk önce güzelce eriştenizi kavuruyorsunuz. İçine varsa 2 adet güzelce biberinizi ilave yapın ve biberinizi ilave ettikten sonra güzelce sevgilicilerimiz ne yapabilirsiniz? Güzelce biberlerinizi ilave yaptıktan sonra ondan sonra güzelce bir baharatını, tuz, karabiber ve pul biberini içine ilave yapın ve ondan sonra güzelce bir şekilde kavurun. Kavurduktan sonra suyunu verin, sıcak suyunu ve ondan sonra kavurduğumuz tavuğumuzu şöyle çok fazla da kavurmaya gerek yok. Zaten onlarla beraber de kavuracak. Şöyle hafif biraz şöyle bir kavuralım. Şöyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tavuklar kendini saldıktan sonra altını hemen kapatabiliriz. Ocağımızı şöyle bir kapatalım. Evet usta, şimdi sen çok güzel anlatıyorsun da bulli nereden geliyor? Şimdi izleyenler evet, de merak şimdi ediyorlardı. Şimdi bulli aslında ismini... Şimdi biz köy peyniri olarak kullandık. İzleyicilerimiz isterse helim peyniri diye bir peynir var. Onu da evet, kullanabilir. İsterse köy peyniri, artık onların zevkine kalmış. Asıl hem tavuk hem, hı hı, peyniri olması ismini oradan alıyor. Bulli diye. Evet. Bu söylem çok... yani nereye ait bir söylem? Bu hani genelde böyle bu aşçıların kullandığı bir söylem bu yabancı, yoksa? Evet, yabancı kökenli bir söylem, tamam, olduğu için biraz demek farklı. Demek ki peynir ve tavuğu bir evet, arada kullanarak yaptığımız yemek olduğu için ismi oradan bulli'den, evet, bulli geliyor. Evet, bulli diyorlar. Evet. Hem bulli, bulli, peynir hem tavuk, tavuktan oluşan şey olduğu için bulli diye oradan, hı-hı, geliyor. Peynirlerin lisi bulubulunun tavuklar çünkü böyle bulubulu bulubulu oluyor ya. Tabii işin şaka yanı bulli. Evet, değişik böyle bir isim. Sonuna kadar açtık. Erişelerimizi kavuruyoruz. Yemeklerimizi evet, şimdi... bir yandan yapıyoruz. Bugün değerli bir konumuz da var biliyorsunuz. Gazeteci yazar Erdoğan Bey sağ olsun bizleri kırmadılar. Bugün konuğumuz oldu Recep Erdoğan Bey. Evet. Evet, şimdi sevgilicilerimiz şöyle. Ne yapacağız? Biberlerimizi doğruyoruz. Bir de anlatalım. Ondan sonra hem de Recep Bey'le tekrar kaldığımız yerde konuşmamıza devam edeceğiz. Recep Bey'le konuşmamız zaten... Yemekleri öyle bir kaptırdım ki Ayşegül Hanım. Şimdi Abdullah Usta biberleri doğuruyor. Siz burada yemekleri karıştırıyorsunuz. Evet, bir yandan da ben böyle bakıyorum. Bir yandan da konuları kafamdan geçiriyorum. Ne kadar güzel. Çok bir güzel yani. Aslında biz tabii yemek yapmayı seviyoruz. Ama o kadar güzel konulara değiniyorsunuz evet, ki aklımız evet, bizim de aslında. Sizin konuştuklarınızda kaldı. Evet.
Ne kadar konuşursak tabii bitiremeyiz. Doğru evet. değil mi? Konular o kadar çok, o kadar evet. geniş ki ucundan yakalamaya çalışıyoruz artık. Sevgili izleyicilerimiz, güzelce ne yaptık biliyorsunuz. Şöyle robotumuza güzelce eriştelerimizi güzel bir şekilde kavurduk. Kavurduktan sonra şöyle 2 adet sadece biberimizi küçük küçük doğradık. Şöyle biberler renk versin diye içine atıyoruz. Biberleri gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ve az bir şey şöyle tuzumuzu ayarlayalım. Çok hafif biraz pul biberi. Hafif biraz şöyle kekiğimizi. Az bir şey şöyle karabiberimizi içine ilave edelim. Azar azar. Şöyle malzemelerimizi güzelce içine ilave ettikten sonra ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Şöyle suyumuzu da karıştıralım ki suyumuz da ısınsın. Hemen suyunu vereceğiz. Şöyle güzelce bütün erişelerimiz güzel bir şekilde kavrulduktan sonra ondan sonra suyunu vermemiz lazım. Biliyorsunuz bir sürekli vurguladığımız bir nokta vardı. Az daha biraz ısınsın. Erişte 1'e 2, bulgur pilavı 1'e 2 yani 1 kilo ise 2 kilo su kullanmamız lazım sevgili izleyicilerimiz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Yavaş yavaş hem kavrulsun. Ondan sonra suyumuz da ısınsın. Ondan sonra suyumuzu ilave yapacağız. Ve üzerinde tavukları ilave yapacağız. Ondan sonra belli bir süre eriştemiz güzel dinledikten sonra suyunu çektikten sonra en son kapağını kapatıp altını kapatıyoruz ya sevgili izleyicilerimiz. Ondan sonra kaşar peynirimizi güzelce üzerine rendeleyeceğiz. Ve kapağını tekrar kapatacağız. O şekilde bir 15 dakika güzelce bir dinlenmesi lazım. Ve dinledikten sonra alıp servis yapacağız. Evet. Bir yandan da bulli yemeğinin öyle değil mi? Evet aynen erişte, öyle. Şimdi sevgili şöyle suyumuzu verdik. Gördüğünüz gibi güzelce suyumuzu verdikten sonra robotumuzda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi bugün de güzel bir tavuk bulli yemeğimizi hazırlayacağız. Şöyle suyumuzu verdik sevgili izleyicilerimiz ve robotumuzun kapağını kapatıyoruz ve yavaş yavaş dinlemeye bırakıyoruz. Şerriyemiz suyunu tamamıyla çekene kadar kapağını açmayacağız. Ve güzelce suyunu çeksin. Ondan sonra üzerine tavuğu ve ondan sonra peynirimizi ilave yapacağız. Tavuğumuzu zaten güzelce biz kavurmuştuk. O hazır şu anda. Altını kapattık. Güzelce bir suyunu çeksin. Ondan sonra üzerine peynir ve tavuğu koyacağız. Güzel köy peynirli bulli yapıyoruz. Şimdi onun içinde ne yaptık? Şöyle 300 gram kadar tavuğumuzu güzelce tenceremize az bir şey yağımızı koyduk. Ve yağımızı koyduktan sonra tavuğumuzu şöyle bir kameramızda görecek şekilde bir gösterelim. Şöyle sevgizcilerimiz gördüğünüz gibi güzelce bir şekilde hangi kamera? Ha şu kamera bakıyor herhalde. Bura o kamera dedi. Evet, evet oraya şimdi, gösteriyoruz. Evet bu kameraya. Şimdi güzelce sevgizcilerimiz hafif bir şekilde kavurduktan sonra şöyle kapağını açalım Ayşegül Hanım. Öbür tarafa alayım sizi. Evet. Şöyle kameramız görecek şekilde. Sevgizcilerimiz ne yapıyoruz? Şöyle tavuklarımızı güzelce bir kavurduktan sonra şöyle eriştemizin üzerine ilave yapıyoruz. Şöyle ilave ettikten sonra çok fazla karıştırmaya da gerek yok. Tavuklarımızı her tarafa gelecek şekilde şöyle güzelce bir dağıtıyoruz. Ve kapağını kapatacağız. Az evet. bir şey daha suyunu çeksin. Muhteşem robot da pişiyor tabii. Aynen öyle. Robotumuza zaten anlatmaya gerek yok. Sevgili izleyiciler ne isterseniz, canınız ne isterse, gönlünüz ne isterse sadece yazı yazmıyor Recep Bey gibi gazetecilik yapmıyor ama bütün marifetleri var. Hem elektrikli hem tüplü olması bizim için çok büyük bir avantaj. Alternatif enerjili. Evet. Bir saat yandığı zaman sadece 1 lira yakıyor. Ne isterseniz ızgara çeşidi mi dersiniz, pilav mı dersiniz, kuru fasulye mi dersiniz, kek mi dersiniz ne isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. 100 yılın robotu. Aynen öyle çok büyük bir buluş. Yapana da düşünene de ellerine aklına sağlık. Evet. Ben şimdi şöyle güzel bir tavuk bulli hazırlayacağız. 5 dakika daha suyunu çeksin. Ondan sonra kaldığımız yerde devam edeceğiz. Tamam ben çay ikram edeyim. Şöyle bu arada tatlıya geçmeden köy peynirli bullimizin de erişte pilavı şu an evet, hazır durumda. Harika bir koku geldi evet. mi şöyle biliyorsunuz. Çok güzel. Çok süper hem bir tavuklu, koku geliyor. Hem biberli domateslerle beraber muhteşem oldu. Evet ve şöyle sevgilerimiz üzerine de şöyle köy peynirinizi güzelce bir rendeliyorsunuz. O sıcaklığıyla o öyle bir güzel bir hem tat verecek, lezzet verecek ve üzerinde eriyecek. Şöyle harika bir lezzet olacak. Şöyle güzelce peynirlerimizi de üzerine rendeledikten sonra şimdi kapağını kapatıyoruz. Tekrar dinlemeye bırakıyoruz. Evet kendi buharında zaten o iyice eriyecek. Evet. Sevgizcilerimiz hazırlandı. Onu da şöyle alalım kenara. Sütümüz kaynayana kadar.
Hemen biraz alalım. Şöyle güzel köy peynirli bulimiz hazır. Evet, pudingimiz de hazır. Tamam, onu da alalım. Şöyle sevgilerimiz gördüğünüz gibi üzerine peynirler eridi. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, yine bu güzel günün sonuna geldik. Yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Tabii ki güzel yemeklerle ve yine değerli konuklarla. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Evet, güzel bir günün sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar.